Bunu söyleyelim. İkinci elemeye tabii ki katılma hakkı olacak. Direkt davet alacaklar. Ancak bunu kaybeden takım son şansını da kullanmış olacak. Savunmada Fireflux, hücumda Supremacy Blaze. Üçüncü harita başladı. A tarafı tamamen retake'de savunma ekibinde. Yani şu an için tüpten ilerleyen iki tane oyuncu var. Yavaş yavaş ilerleyecekler. Orada turret kırıldıktan sonra tabii Paura şu an için infoları takım arkadaşlarına veriyor. Lurk'te kalacak Paura, yalnız çok önde. Paura headshot gönderdi, kili çıkarttı ama birebir takas. Burada kesinlikle Fireflux'ın istediği bir senaryo. Çok erken kaybedilen arka kontrolü. Çünkü site aldılar yani. Bir yandan Fireflux'a da düşen oyuncu Sociable. Ön tarafta çok agresif bir buz duvar söz konusu. O kırılana kadar zaten hani herhangi bir baskı gelmiyor şu an Fireflux'a. Lurs şimdi hamle yapmaya çalışacak. Brave kendisini biraz açtı. Buzun önünde Easy ilkili çıkarmış. Şerif headshot geldi ve zannediyorum deşiyle buradan geri kaçtı Brave. Lurs'u yakaladı. 2v4 her şey olduğundan çok daha zor. Sochner'in bir canı kaldı. Türk o havada. Burst'le yakaladı rakibini ve Lawrence artık tek başına ortadan oynayacak, ancak hamle yapma şansı kalmadı. Ve kendini tabii ki hayatta tutmak istemeyecek. Kill'e doğru gitmeye çalışıyor. Türko onu da yakaladı. Türko tabanca roundlarında iyi performanslar ortaya koymaya başladı sanki. Haven'da da vardı buna benzer. Yani özellikle tabii plant gelirken A'yı tamamen retake'e bıraktılar ama 4'e 4'lük geçtikten sonra hani haritanın bir noktasından baskı uygulaması gerekiyor Fireflux'ın. Evet, yani A tarafında tamamen hapsettiler ama dediğimiz gibi yani öndeki bir Sage duvarının kırılmadığı bir senaryoda zaten Supremacy Blaze en önemli açılardan birinin duvara zaten emanet etti. Endişelenmesine mal yok. Fireflux'ın bir yerden hamle yapması gerekiyor. Supremacy Blaze 4v4'ten sonra kimseyi kaybetmedi. Çok iyi bir round onlar adına. Türko gerilerde bekleyecek. Tabancalarla Fireflux bu rounda başladı. Lawrence'in Şerif'le oynadığını görüyoruz. Buna benzer roundlar özellikle bu turnuvada, yani bu turnuva dediğim bu aşamada yani çok yön değiştirdi. Hı hı. Çok şaşırttı takımları. O yüzden gerçekten herkes olabildiğince dikkatini toplayarak oynamak durumunda. Yalnız Sociable aşağı indi ve ses verdi. Sociable deşi var. Bir kill aldıktan sonra kaçabilir mi diye merak ediyorum. Alamadı o kill'i. Ras. Şimdi Lawrence headshot oturdu. İyice bir kill çıkarmış. Türko'nun götürdüğü destekle birlikte 2v4 oradaki en büyük tehdidi aştılar sanki round evet, içinde. Evet, yani ilk olarak tabii ki Lawrence'in alacağı Şerif headshot'la birlikte box üzerindeki, kutu üzerindeki Sociable bence bir kill çıkarıp kaçabilme potansiyeline sahipti. Ama aşağı düştü mü, aşağı atlamayı mı tercih etti? Herhalde drone'la birlikte hani sıkıntıya gireceğini düşünmüş olabilir bir yandan. Fireflux ekibi 2 round'u geride bırakırken sadece 2 tane kill, birer Brasco, Lawrence killleri söz konusu. Ve ilk gun round'u olacak. Bonus Supermassive adına. Rust'ta bir Şerif görüyorum. İzin elinde yine Marshall. İki tane Spectre. Brave'de de yine Ion Phantom olacak. Çok iyi Phantom. En iyi Phantom skill'i bence. Katılmıyorum ama nedir? İyi, iyi. Nedir? Neyse tartışırız. Konuşuruz. Tartışırız. Çok hızlı çünkü. Lawrence, Brave, Nikili çıkarmış. Lawrence üstüne gelen oyuncular var. Cross'u koydu. Çok zor Cross'unu geçmek. Canını tazeleyecek. Şimdi Brave takas için geldi. 3v3 an. Artık burada Sochni hamle yapmak istiyor. Flashlar geliyor. Brave kör. Yakın mesafe. Oh. İki oyuncu var. En azından bir tanesini düşürdü ama bu sırada Brasco ve Sociable birer kill bulunca tek başına kaldı. Easy elinde Marshall var. Yerden Vandal almaya çalışır mı Sociable? Uzaktan net bir vuruş, headshot, wallbang ve Fireflux bu round'u kazanmayı bildi. Kaybetme lüksleri de pek yoktu. Yani açıkçası çok zorladı Brave orayı. İlk kill aldıktan sonra Brasco'dan acilen bir takas gelmemiş olsa, zaman olarak da Connector tarafında Sociable Easy'yi tek başına bırakmamış olsa farklı senaryoları kesinlikle konuşuyordu. Ya oradaki düellolar alınmak istendi. Yalnız hani Easy önündeki duman bulutlarını, elindeki duman bulutlarını biraz daha aktif kullanıp Vandal'a uzansaydı backside'a sarı tarafına istediği gibi hareket edebilme potansiyeli vardı. Biliyorsun bir kendisi ya keskin nişancı. Evet. Yani o yüzden Marshall olunca elde headshot planlarını yapmıştır muhtemelen. O yüzden almamış olabilir. Lores içinde oynamaya devam ediyor. Duvarını erken attı. Tüp içerisine Easy. Açılan bir oyuncu var. Sociable'ı erken bölümde yakaladı iki jet arasında. Dönen bu çatışma
bu sefer Easy tarafından kazanılıyor. Ve kritik bir çatışma açıkçası. Yani bu roundu kaybetmek kredilerin de suyunu çekecek Fireflux için. Ve Easy yeri belli olduktan sonra çok hızlı reaksiyonla değişik kullanıcı bence mantıklı. Wallbang geçiriyor çünkü orası. Yani hem öyle tabii bir tane oyuncu için aslında deşi kullanmış olmak çok istenilen senaryo muydu emin değilim. Bu arada mid önünde Brave kol geziyor. Duvar birazdan kırılacak. Ve Brave ilerlemeye başladı mutfak tarafından. Yani orada Brave'in hamle yapması kötü duruma düşürebilir. Lakin Lores Genç'i buldu. Çok gönderiyor bir yandan. Rust Soch'un iyi bulmuş. Spike kuruldu. Jeritor üzerinde iki tane oyuncu var. Rust Brave entry'ler gelmeye devam ediyor. Tek başına Lores. İki tane kill kendisi bulurken takım arkadaşlarından hiçbir yardım yok. Yani A-Site'a girmeden önce bir tane entry aldılar zaten. Sonrasında A-Site'a çok rahat girdiler. Yani A-Site'a kolay giren bir takımı buradan geri çıkarmak çok zor. Evet. Birlikte de o fight'ları yaşayamadılar pek fazla. Bu yüzden Supremacy Blaze adına çok aslında rahat bir round oldu. Bu kadar olmaması gerekiyordu kağıt üstünde. Tabii bu roundun getirisi inanılmaz. Yani sadece skora yansımıyor. Ekonomik olarak da Fireflux'ı dediğim gibi zor durumda bıraktı. Tabancalarla oynayacaklar. Hatırlarsın Oksijen'e karşı savunmada 6-0 başlamışlardı. Şimdi Sociable Nest tarafına yerleşti. Easy'yi görüyor ama Easy hata yok. Yani Supremacy Blaze yine iyi başladı. Ve bireysel hamleler devam ediyor. Brasco ses verdi. Easy bekliyor bu hamleyi. Brasco görmüş olabilir. Kolla birlikte cross bozması lazım. Pipe üzerinde hala Lores var. Geriye doğru çok zamanlı bir şekilde kaçıyor. Brave yardıma geldi aynı zamanda ama burada çok kalabalık olduğunu biliyorlar Fireflux ekibinin. Yine de kontrollü Supremacy Blaze B girişinde. Arıcan, Pora'ya muhtemelen Spike kurulacak. Evet. Bir sonraki round'da da yine ultiler aktif hale getirilecek. Easy orb da aldı. Orb aldı. Rust'ta da iki tane puana geliyor. İnanılmaz bir güçle önümüzdeki round'a girecekler ama bu sırada Lores uzak mesafede Brave'i yakaladı. Yani round'u tehlike altına tabii ki sokmuyor bu kill. Şu bile tehlikeydi. Evet, yani bu kill gelse birazcık daha düşünülebilirdi tabii her şey ama yani diğer oyuncuların ellerindekiler çok iyi değil bu round'u kazanmak adına zaten. Ve Rust da bir oyuncu düşürüyor. Yine iki oyuncunun galiba nerede olduğunu tespit edebildi. Onları da sanki çok fazla süre geçmeden yakalayacaklar. Bilerek Rust'ı önde tutuyorlar bu arada. Ya yani onun ultisi gelsin diye Rust önde oynatıldı. Yalnız geriye çıkmaları lazım ve Lurs tabii bonus almak için burada. Ve Easy'yi giderek o da bir tane kill daha çıkarıyor ve son anda ucunda. Yani bıçağın ucu içeride kalmış bile olabilir. Yani uçurumun kıyısında Easy. Taklacı Easy. Sever. 4-1. Üçüncü harita bu seride. Evet, Decider. Fireflux baskıyı iyice hissedecek geri düştüğü zaman. Ya kesinlikle öyle. Tabii ikinci harita onlar için net geçti. En azından oyun sonu bölümünde iki tane üst üste round kazanmadan önce 11-7'lik. Arada 4 roundluk bir fark vardı biliyorsun. Ve ekonomik üstünlük de onlardaydı. Ama burada çok önemli bir pozisyonları var artık. Açılan oyuncuların farkındayız bir yandan belki. Ve 5 ultiye karşı oynadıkları için bence şu an Fireflux'ın yaptığı gayet mantıklı bir hareket. Agresif oynamak istiyorlar. Kill'e ihtiyaçları var. Post plant'e bırakmak istemeyeceklerdir. Spike düştü. Ve Sociable kill çıkardı. Rus'un ultisi var. Bir oyuncuyu tekliyor. Kill alamayacak çünkü teklediği oyuncu Jet. Türko şimdi ultiyi kullanmak için takım arkadaşlarıyla kalabalık olarak buraya gelecekler. Yani ilk hamlesi gayet başarılıydı Fireflux ekibinin. Hemen heal geliyor tabii ki Sociable'a. Bu arada Brave yine B tarafında lurk'te beklemeye devam ediyor. Buradan açılan bir oyuncu var mı yok mu onu tespit edecekler. Rus'un ultisi kullanıldı. Türko'nun ultisi an sonra kullanılacak. Bu bir zorunluluk. Tabii. Yardım tabii gelmesi lazım. Oraya doğru hamle gelecek mi diye bakıyorum. Sociable gelen keşif okundan tespit ediliyor. Esaman olarak Lores yakalandı. Onun da ultisi vardı ama kullanılamayacak şu an bu ulti. 5 saniye önce avantaj Fireflux'daydı tamamen. Şimdi aksi yöne avantaj el değiştirdi. Ve tamamen retake'ti. Bir de tecrit var. Yani post plant'te bir tecrit. Viper ini. Yani. B'ye gitmekle de mantıklı yaptılar bu arada. Brasco'nun ultisine bakıyor biraz round. Lurs, için bölümünde arkadaşları bir hayli uzak kendisine. Yani bunu Fireflux denemeyebilir. Denemek istemeyebilir ya, ama biraz burada ilk kill'e odaklanacaklar. Erken bir kill gelirse denemeleri gayet mantıklı olur.
Çünkü çok fazla ulti var geride. Brave inin içerisinde yakalandı, açığa çıktı. Şimdi Easy ilkini çıkartıyor. Social Brask ultisi geldi bu sefer ve etkilendi bundan. Şimdi Turco, bir de sarsma gelecek Power'a. Ultinin etkisi geçmek üzere. Önünde iki tane oyuncu var. Onlardan bir tanesini düşürdü Turco. Hala ayakta, açığa çıkan oyuncular var. Social fake verdi. Önüne çekmek istiyor oyuncuları. İlkini düşürdü. Takasa çıkamadı. Brask çok geç kaldı. Brask onu da düşürdü. 5-1 Supermassive Blaze. Belki ultilerin birçoğunu kullandı ama İstediği roundu da kazandı. Brasco'nun povundan göremedik ama takım arkadaşı sanırım Lores'ti değil mi? Yakın mesafede az canlı olan oyuncu. Birebir evet. Takastan sonra yani Russ'ın çok farklı bir pozisyona cross koyması gerekiyordu Brasco'yu vurmak için. Çok soluna kaydırması gerekiyordu. Brasco'nun dediğim gibi povundan göremedik ama bence takas mesafesi gayet yeterli olmalıydı bu kill'i çıkartması için. Açıkçası sorun neydi göremedim tabii. Ya ben de pek anlayamadım. Acaba site'a mı geri koşmaya çalıştı da? Ya çünkü böyle bir iki saniye sürdü oradaki pozisyon. Çok fazla süre yoktu. Belki onun etkisi olmuş olabilir. Lurs. Judge'da. Burada ultisini kullandı. Belki normalde bu ulti biliyorsun daha çok silahlı roundlarda denenir. Ama Lurs Judge aldı ve drone'u da dodge'ladı. Evet, içeri girdiğini de son anda görmüştür muhtemelen. Olabilir. Bu arada hala bir tecrit var. Bakalım. Supermassive Blaze 3 tane ulti kullandıktan sonra 7. roundda neler gösterebilecek bizlere. Yani işin ilginç yanı B tarafında Social çok önde. Yani ucu ucuna. Yakalanmış olsa roundun gidişatı pek hayır alamet değildi Fireflux için. Bıçakları açık. Social'ın. Bıçaklar tabii ki roundun akışını değiştirebilecek silah. Yani Social çok yakın bu arada. Oo, çok kritikti bu. Çok kritikti bu. Hiçbir yardım alamayacak şu an Social. Ve şimdi oraya doğru Brave gelecek. Çok önde hala ilk temasa giren Brasco. Yardım götürebilecek mi ama Social önde kimseyi bulamadan düştü. Bu büyük sıkıntı. Brasco'da bir flash var. Göz kamaştıran kendisini de etkiledi. Kendisi de kör. Yeri fark edilecek. Buna rağmen bir kill çıkardı ancak bu sırada yine bir takım arkadaşını kaybediyordu. Power'a da zaten Lauris'i Lurk'te buldu. 6-1 olacak. Supermassive Blaze bomba gibi girdi Icebox haritasına. Bomba gibi. 6-1. Gerçekten izi çifthanede Ras makine gibi. İstediği oyunu kurabilen bir Supermassive Blaze var. Ya Fireflux şundan çok endişeliydi. Viper ini kuruldu diye, kullanıldı diye. Haven tarafını iki tane oyuncu izlemesi gerekiyor izlemine kapıldı. Round'a resmen 4A başladılar neredeyse rotasyonla birlikte. Tek başına B tarafına Social. Çok önde. Ama yani Social eğer burada bir iş yapması bekleniyorsa Connector tarafındaki oyuncuların kesinlikle rahat vermemesi lazım Supermassive Blaze hücumuna. Açıkçası bıçaklarla birazcık daha kendisini baitleyebilirdi, yemleyebilirdi. Yani ama çok yakın ve hani açılı pozisyonlar olduğu için main tarafında B'de. Yani direkt olarak hani dash atıp kaçabileceği ikili 5 bıçakla right click'le oynayabileceği açılar da var. Hı hı. Şimdi operatör Sochi ellerinde. Sochi'de yine bir vandal var. Brasco da muhtemelen bir vandal çekecek. Genel olarak neredeyse hani Phantom oynanmıyor diyebilirim Brave haricinde. Skor 6-1. Fireflux bir yerden başlamak zorunda. Ve gitgide bu zaman daralıyor. Farkı 5'e kadar çıkardı Supermassive Blaze ekibi. Şimdi hücumu da hızlı bir şekilde sanki A'ya götürme niyetindeler. Social. Gelen bir tecrit var. Operatörle acaba tecritten etkisinden önce bir kill çıkarabilecek mi? Power'a. Kendisi hemen headshot açısında. Social. Gelen bir perde söz konusu ve asit havuzu kullanıldı. Social. Yakalandı bu arada iki oyuncu bu ultiye. Biraz vakit kaybedecekler. Brave çok rahat bir şekilde geldi. Buz bariyeri öne attı. Yani yine pozisyon alma konusunda rahatlık yaşatıyor. Bu rahatlık çok fazla şu an. Yani böyle kritik roundlarda bu kadar rahat Supermassive Blaze'in hareket ediyor olması çok fazla yani. Social. İp odasından çıkan izi yakalamış. Hemen bir fay hattı kullanıldı. Heaven altında bir oyuncu yatmaya devam ediyor. Turco'dan iki tane çok güzel kill eş zamanlı olarak. Ras ve Brave'den destekler var. Bir anda Brasco tek mi? Ras
Oyun izni vermedi Supermassive Blaze, daha side'a bile giremedi Fireflux. Retake'de dediğin gibi Heaven'da eridi herkes. Side'a adım atan oyuncu yok neredeyse. Fireflux ekibi fazla pasif kalmaya başladı. Bu sefer de Sojourner skoru katkısı veremiyor ilk 8 round'da. Bir kill. Normalde yani Ascent haritasında inanılmaz performanslar izledik. Ama burada yok. Bazı yani oyuncular Fireflux'da devreye giremedi. Gerçekten öyle. Ama tabii savunmada başladılar. Bunu da hesap etmek lazım. Hücumda başlamadılar. Haven haritasında hücumda başlamışlardı. Kompozisyonda özellikle hani Brasco'nun Breach bir soru işareti. Ya roundlara başlarken özellikle tabii aktif olarak kullanılabilecek çok fazla utility var. Bunları yine bizlere gösteriyor yakın mesafe. Fay hattı kullanıldı ama şokla birlikte tam istediğini elde edemedi o tarafta Fireflux. Ya bu ortalığı karıştırır. Alınabilecek bu tarz durumlarda silah avantajı sizde değilken özellikle meydanı açmak işine gelir tabancaların. Işte Sojourner açılan oyunda Brave'i yakaladı. 3 oyuncu. Şimdi ortalık karışır. B tarafına doğru yönelmeye çalışıyor. O herkes burada. Savunmayı bakalım aşabilecekler mi Brasco? Çok iyi baitledi. Lurz bu yem sayesinde Paoro'yu gafil avladı. Bir de ulti kullanacak Brasco. Lurz rakiplerinin farkında. Asit havuzu mükemmel. Russ'ın başı eriyor, dertte olabilir. Russ eridi. Bir mermi yeterli olacak yerden. Vantat aldı. Lurz'dan 3 tane kill. Çok iyi Russ. Brasco'nun da asistleri çok iyi. Yemlemesi mükemmel. Uyandı resmen Fireflux. Yani çok iyi yemlediler. Dediğin gibi 4v4'e geldikten sonra oyun çok karıştı. Yani kırılma anlarından biri Brave'in mid'de tek başına yakalanmış olması. Ve üzerine tabii ki Fireflux bu roundu kazanırken Lurz'un keskin eğimi bir kez daha devreye giriyor. Bir kill'deydi sadece. 4 kill'e ulaştı. İnanılmaz. Gerçekten harika bir oyun Lurz'dan. Çok iyi takip etti pozisyonlarını. 7-2. İlk yarının son 3 roundu. Bakalım Fireflux buradan dönebilecek mi? Kalan 3 roundu almaları çok önemli. Oh, wallbang. Lores 61 canla başladı. Hemen heal oluyor tabii ki. Geriye doğru dönerken Brasco. Ya B arkasını vermeme konusunda biraz inat etti. Bu sefer pahalıya mal olabilir. Lores çok farklı. Oo. Çok açtı. Yani. Çok istedi kill aldıktan sonra bu fight'ı ve şöyle bir sıkıntı oldu. Türko'nun ultisi var. Lores ultisi olsa da düştüğü için kullanamayacak. Brasco bir flash tutuyor elinde. O flash'ı ilk etapta kullanmak istedi. Buz bariyer geliyor önüne ve Sojourner çok kritik bir hamle yapacak. Ancak bu hamlede istediğini başaramadı. Hiç kimseye ulaşmadı bu ulti. Biraz boşuna kullanılmış gibi ayrıca kendi yerde açıklayıcı. Şimdi site girişinde çok fazla oyuncu var. Yani ultinin kullanılmasıyla birlikte adamı avantajı süpürmesi Blaze lehine. Herkes B'de. Herkes B'de ve bunu aşağı yukarı hani tahmin ettikleri için A'ya dönmeye çalışıyorlar. Yalnız ortada bir Lurz hamlesi olacak. Oo. Easy. Sojourner'i düşürdü Lurz. Çıkmak istiyor buradan. Çok fazla cross var üstünde. Lurz umduğunu bulmadı. Ve Lurz'un da düşmesiyle artık hayatta kalan sadece iki oyuncusu var. Fireflux'ın bir seri yakalama imkanları vardı bu roundla birlikte ama yani çok kötü başladılar roundda. Evet, bir de kol gösterdi bu arada Power'a. Hemen plant'ı alacaklar. Yani bir sonraki round'da sanırım krediler çok iyi durumda değil. Bu yüzden Fireflux belki de silah korumayı tercih edebilir. Yani 2v5. Çok tercih etmiyor biliyorsun. Tercih etmiyorlar ama yani operatörlere lurk geliyor bu arada. Exit frag kovalamaya çalışacaklar şimdi. Washable düşen oyuncu Brasco da burada. Çok yakın. Brasco geriye çıkmaya çalışacak ama hiç beklemediği mutfak açılarından Easy geliyor. Easy. Çok rahat kill. Çok rahat kill. 8-2 oldu. İlk yarıdaki üstünlüğünü perçinlemeye devam ediyor Supermassive Blaze. Biliyorsun kritik bir round'tu geçen round. Ekstra kazanıldı. Evet. Easy 12 kill'de. Russ 11 kill'de. Bu sefer skora herkes katkı veriyor. Evet. Supermassive Blaze için zaten 8-2'lik bir skor. Artık skora da bakılacak bir noktada değiller. Ama Fireflux için aynı şey geçerli değil. Sociable'ın ulti orbunu almaya çalışacağını göreceğiz şimdi. Tabii buna karşı yani bir hamle gelebilir Sova'dan. Yani geliyor biliyorsun. Hı-hı. İki şok oku görebiliriz. Şu an biraz Russ'ı izlemedik lazım. Evet geliyor. Kişi foku geldi ama yok. Gelmedi. Ve Sociable aldı, hasar almadan çıktı. Önemli. Round'un akışı için çok önemli. 3 tane Vandal var takım arkadaşlarında. Ve kendisi de en azından ultiyi kullanabilecek. Bu bir lüks Sojourner. Bir oyuncuyu açığa çıkardı Sociable.
Bakalım agresif bir tutum içerisine girecek mi? Bıçaklar onun elindeyken tabii ki gerçekten çok etkili olabiliyor. Ama pozisyona girebilmesi lazım. O pozisyon iznini şu ana kadar vermediler ama headshot angle'dan bir oyuncu geliyor. Pora ip üzerinden gelerek harika bir entry'ye imza attı. Yalnız tecriti vardı Pora'nın ve Sochi mükemmel bir site savunması. İkinci kill. Sociable düştükten sonra kaptan Fireflux'ın gemisini ayakta tutmaya devam ediyor şu an için. 45 saniye. Yani sahada bir şekilde girebildiler. Duvarda kullanıldı. Çok okudu. Ha ve easy. Lurz'u buluyor. Birer birer düşmeye başladı şimdi Fireflux ama Lores side arkasında. Bu arada Brasco çok geriden gelecek. Ama Spike henüz yeni kurulduğu için bence çok büyük bir problem arz etmiyor. Russ bir oyuncuyu gördü. Çok güzel bir headshot'la. Ardından Lores'i de yakalıyor. Russ için ayıkladı. Gerçekten çok ince belki crosslar bunlar ama Russ'ın da en sevdiği crosslar. Easy. Beşli bıçak. Yani o mesafeden 9-2 oldu. Ben atsam herhalde hasar gitmezdi. Gitmezdi. Sen atsan. Russ yani gerçekten bir farklı oynuyor. Haven haritasında da öyleydi. Başlangıcında da burada da bir başka. Yani 2 ve 3'te biraz Brasco arkalıyorken Brasco'nun ya hiç hamle yapmamaları gerekiyor oraya site tarafında. Ama Fireflux ekibi tabii ki roundları da bir yandan stres altında çabucak bitirmek de istiyor. İkirinin son roundu. Ve Lurz'dan gelen bir ulti var. Viper ini açılacak, genişleyecek. Brave öne doğru çıktı. Bu arada çok yakın rakiplerine. Silahın ucunu gördü. O. Yani kimi aradı, kimi buldu Brave. 6 canı var. Ölecek. Koşarak buradan ilerliyor. Ve şimdi ölecek. Dedine öldü. Lores arkadaşını kaldırdı. 4 ve 5 kişi avantajı birden el değiştirdi. Lurz! Şok oku! İn gitti. Hadi bakalım. İn de gitti belirttiğin gibi ama Sociable'ı tahmin ederler mi? Keşif oku var mı? Keşif oku yok. Sociable'ın deşi var. Smoke'ları var. Sociable elinde silah. Rakibin ikinci kill. Efsane! Sociable 4 kill. Yıktı geçti. Hepimizi ayağa kaldırdı Sociable. Fireflux en azından 3. round'u kazandı ilk yarıdaki. Bambaşka bir seviyeye taşıdı oyunu. Aşırı iyi bir oyun. Yani Sociable. Şu ilk kill, yani dedim eyvah hani onun için. Spray tam olarak oturmadı. Hani ikinci oyuncunun takısı hızlı gelecek. Oy. Ya bu klas. Klas? Bu? Teknik. Yani. Yetenek. Çok çok güzel. Sociable bunlara jeti. Hastayız. Bunları seviyoruz. Sociable ama... Round'u kazanırken 9-3 oldu. Ya tabii ki bu genel skora sadece bir round'u etkisi yaratmayacak bence. Ya psikolojik olarak inanılmaz uyanış olacak. Tabii öncesinde Fireflux ekibi için bir tabanca kazanılması şart. Bu bir zorunluluk ve A'ya doğru net bir hücum var. Bir keşif oku bırakıldı Russ. Birçok oyuncunun yeri açığa çıkıyor. Şimdi drone atılacak. Easy drone'a. İşaretlemeyince hemen deşini harcamak durumunda yine karşılıklı dronlar kullanılıyor ve sonuç alınıyor. Gerekli infolar toparlanıyor. Paura ilk oyuncuyu gördü. Brasco flash ile arkadaşlarını oynatabilir. Rastan şimdi bir cross. Şok oku pek etkili olmadı. Russ bu cross'ta Sociable'a yenik düştü. Şimdi Paura 70 canı var. Tepedeki oyuncunun farkında Turco. Hamle yapmaya çalışacaktır. Sociable birden iki tane kill vurdu mu? Buldu ve Turco'nun da üstüne gidiyor. İnanılmaz. Yani... Belki bulamayabilirdi. Turco bir yan için sağa bakmayı bırakınca ip odasının üzerine atladı resmen. Ve Fireflux'ın çok aramış olduğu o tabanca roundu geliyor şu an. Eğer imkansızı başarmazsa bu iki oyuncu, beş oyuncuya karşı. Brave arkadan gelecek. Lurz'la karşılaştılar. Lurz buradaki düelloyu kabul etmiyor. Turco'nun üzerine gidilecek. Klasik'le birlikte Brasco açıkta. Birebir takas. Tek başına Brave. Yeri belli. Artık onun üzerine gitme fırsatı Fireflux'ın kalan bütün oyuncuları için. Cross'unu çok iyi bozdu. Yine de Brave'den kazanılmış bir düello ve Lores'in takasıyla birlikte 4. roundu Fireflux'ın ve bir tabanca roundu aynı zamanda. Kritik. Fireflux geri dönebilecek mi? 9-4. Bunun için kazanılması gereken en önemli roundu ilk etapta kazandılar. Burada yine Sociable'ın enteresiyle başladı birçok şey. Ardından Sochi'ne 2 kill'lik bir destek verdi. Site arkasına doğru ilerlerken. Ve Fireflux roundu çok kolay bir şekilde kapattı. Şimdi
4 Spectre'nin yanında bir Ghost, bir tabii ki Force görmeyeceğiz savunma ekibinden ama 3 tane Şerif mi? Hayır. 2 Şerif, 1 Ghost var. Yine Türko'nun pozisyonu kritik olabilir. İnanılmaz bir keşif oku atıldı ve hücum ekibinden 3 oyuncu açığa çıktı. A'da neredeyse bir stack var. Easy yerini belli ediyor. Deşini burada kullanacak Türko. Yeri açığa çıktı. Bir deneme ama atlıyor geri. Yapladı geri ama buradaki savunma hala devam edecek. Bu yüzden çok kalabalık olduğunun farkındalar. Fireflux hemen geriye doğru döndü. 4 tane oyuncusuyla birlikte rotasyona gidiyor. Şimdi Pora önde biraz yalnız kaldı. Ufak jeneratör arkasında. Pora elinde başka bir silah olsa belki burada bir şansı olabilirdi ama Sorcun'a izin vermiyor rakibine. Ve şimdi Connector'dan önce hızlandırdılar. Şimdi kontak bir şekilde mutfağa girdiler. Çok fazla oyuncu var. Bu kadar fazla büyük bir kalabalık beklemeyecekler. Cross'u ilk dağıttı ama Türko 2, 3 gelir mi diye baktım. Hayır. Nurzan izin yok şimdilik. Yalnız Raz sanki bir kill çıkaracaktı. O perde hesapları bozdu. Spike nereye gidiyor diye bakıyorum. A'ya gidiyor. Spike A'ya geliyor. Burada Raz'ın kucağına düşebilirler. Bir oyuna yenik düşebilirler. Raz ilk oyuncuyu fark etti. Spike yöneliyor yalnız Swatchley'i fark etmediği için. Dönme şansı tabii ki yoktu. 3 oyuncu kaybettiler bu roundda. Fireflux ekibi. Yani başlangıç açısından yani siteye doğru yürüyüp roundu kaybetmektense ya bu şekilde kazanmış olmak Fireflux için önemli bir başarı. Ya şimdi iki tane tabii spektreler var. Yanlarına full buy yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Ya yatırım yapılması gerekiyor Alican şu an. Bir bonus oynama lüksü yok Fireflux'ın. 9 5 kritik bir round. Yatırım belli bölümde geldi 3 Vandal'la. Power'a bir mermi isabet ediyor. Buz hemen açıldı, ortadan girmeye çalışacaklar. Bu info alınıyor Social. Arkadaşlarına liderlik ediyor. Brave yine B önünde. Kendisini unutturmaya çalışacak. Gelen bir drone var. İleriye doğru girecek. Bir perde açıldı yine. Şimdi gelen bir şok oku hemen Brave'in ayaklarının önüne doğru. Brave buna rağmen ilkili çıkardı. Spike'ı düşürdü ama arkasında bir oyuncu daha var. Brave onu kontrol etmeyecek ve Lurs çok gerekli bir kill çıkardı. Brasco hücum ekibinden ve site dışına kadar yerleşmiş. Türko önemli bir düello daha hasar alıyor. Çok açıldı şu an harita. A'dan açılan bir Power'a var savunma ekibinde ve B tarafını kollamaya devam ediyorlar ama izinin bakması gereken çok fazla açı var. Market önünde kırık ve Brasco Wolven Catchat'la izi arkasından yakaladı. Dediğimiz gibi çok fazla açı vardı o tarafta. B side'i kaybetti şu an Supermassive Blaze ama mid'den A'ya gitmek isteyebilirler. Power'a. Şimdi Power'a yavaş yavaş geliyor. Yani Spike tek başına orada. Eğer Lurz'u yakalarsa işler çok karışabilir. Spike üzerine doğru tek yürümeye başladı. Yalnız açılı bakıyor Lurz. Ben arkadan Lores gelecek. Power'a onu yakaladı. A'ya gitmiş olabileceklerini düşünmeye başladılar. Bir anda tek başına Power'a. Eş zamanlı killer. Wolvenk headshot ikisi de. Social round'u kurtardı resmen. Power'a ileriye gitse Spike'ı alıyordu. Ve arkasındaki oyuncuyu da zannediyorum duymuştu. Şimdi Brasco geçmiş olabileceğini tabii ki tahmin ediyordur mu? Etmiyor. Ediyordur. Ama bakıyordur. Ve Power'a'yı düşürdü. Brasco bak kill'i almak. 9-6 Fireflux'ın bu comeback denemesi başarıyla devam ediyor. 3-0'lık bir serisi var. Evet. Çok da güzel oynuyorlar. Onu söyleyebilirim. Yani kararlı, hızlı ve çevik. Çeviklik. Ben e-sporcunun Atam'ın ünlü bir sözü var. Var. Herkes biliyordur. Güzel bir söz. Kesinlikle öyle. Bütün e-sporcuların da örnek alması gereken bir söz. Evet, taktik duraklatma. 9-6'lık bir üstünlüğü var ama yani 9-2'den sonra 4-0'lık bir seri toplamda ve hani Ace'le birlikte sonuçlanmış da biliyorsun. Güzel bir oyun söz konusu. Social. İnanılmaz bir katkısı var. Fireflux'ın başını çekiyor. Yani zaten hani bu seviyelerde oynamaya alışkın ve neşe katan en yetkin oyunculardan biri. En yetkin Jet oyuncularından biri. Sushi. 9-6 Fireflux. Önemli bir dönemeçi yine geçmiş oldu. Bu comeback girişiminde henüz hiçbir şey bitmiş değil. Icebox haritası karar verici harita ve
Bunu kazanan yarın kaybedenler grubu finaline yükselmiş olacak. Kimin rakibi olacak? Futbolistin rakibi olacak. Çok önemli bir karşılaşma. Bu yüzden Lawrez şimdi yavaşlatma kullandı. Easy'nin yeri açığa çıkıyor. Frenzisi var. Kendisinde duman bulutu attı. Power'a bir tek atmış. Bu arada ortalık karışabilir ama Social Lawrez durumu toparlayacak. Killeri bir şekilde getirdi. 3 ve 4 side içerisinde pozisyon alınacak. Brasco flaşını bırakıyor. Kendisine pozisyon yarattı. Türko yoktan var etti bu kili. Yani şimdi 3 ve 3'te bir şansları var tabii ki. Arkadan Viper'la birlikte Brave gelecek. Yerden aldığı Vandal. Çok kötü yakaladı Sochni'yi. Şimdi önde hamle yapmak şart şu an Fireflux adına. Sochni 69 canda. Çok güzel bir headshot'la birlikte 2 ve 2'ye getirdi oyunu. Sochni'nin bir de ultisi var. Arkadan geldiğini biliyorlar ama birebir de kaldı oyun. Ve Lawrez 1 ve 1'i kazanıyor 4 kill'le birlikte. Takımını yine ipten aldı. Yine aldı ama ya round gerçekten gitmek üzereydi neredeyse. Çok doğru bir karar verdi Sochni. Lawrez'in yanındayken bıraksa arkayı Paro'ya cross koydu. Paro'yu düşürdü. Arkada Brave biraz zaman harcadı. 1v1'e geldiğinde de solunda o kadar sollu bir açı beklemedi. Evet. Lawrez'i ve Lawrez 4 kill'le birlikte bu round'u takımına clutch'la getiriyor. Yalnız 4 kişinin kaybedilmesi biraz onlar adına üzücü çünkü ilk yarının henüz tam olarak sonlarına gelmedik. Yalnız midden zıpladı ve Brave okuyamadı bu oyunu. Midden çift zıplama B arkasını görüyor. Ya Icebox artık sıradan bir oyun. Ama Bora. Fazla yani mı gaza geldi çok, sanki? Çok çok. Şimdi yalnız ultiyi kullanacak ve arkasında da iki tane oyuncu var. Buraya doğru bir baskı gelecektir. Lurs çok erken yakaladı Bora'yı. Dejit'i de şimdi gidip kırmak isteyecekler mi diye bakıyorum. Zaten onların gelmesinden önce Sochni kırdı. Burasında. Çok yakın yalnız dediğin gibi ve hemen kurmaya çalışacak. Türko'dan Lawrez geri var. İçeriye girmek ya istedi neler ama. Oluyor ya? Herkesin bir yani muhtemelen ayak gibi seslerine doğru reaksiyon verdi. 4'e 2. Yani round'un başlangıcı, gelişimi ve sonucu gerçekten çok ilginç. Herkes bir yerde oyuncu unutuyor. Round bir başladı, birden hızlandı tempoyla ilk kill'den sonra. Sonrasında bir tecrit. Tecrit atan oyuncu düştü. Russ, site'ın içerisinde iki oyuncu tarafından fark edilemedi ve Sociable ortada geziyor. Bıçaklar bitti ama elinde Şerif var. Tek bir mermi şarjörünü değiştirecek. Brasco hemen desteğe geldi. Easy'yi yakaladılar. Türko ayakta kalmaya çalışıyor olabildiğince. Süre olsa hani bu Rez'le birlikte, ultiyle birlikte belki deney edebilirlerdi ama çok fazla süre yok zaten. Lurs. Tabii operatöre doğru da gitmek istedi bir an için ama alamayacağının da gayet farkında. Evet, mutfak tarafından en azından kendi silahını, armorunu koruyabildi Türko. Evet, korumuş oldu. Önemli bir save, önemli bir koruma. Çok stresli şu an ya. Fark çok gergin bir karşılaşma gerçekten. Fark bir maçın sonuna doğru maç alevlenmeye başladı. İnanılmaz bir hal aldı. İzleyen herkes, özellikle taraf değilseniz, izleyen herkes memnundur bundan. Dikkat, burası. Taraflar için bir şey diyemeyeceğim. Biraz gergin geçiyordur kesin. Evet. Taraflar için chatte biraz aa diye geçiyordur. Neden olmasın ki falan. Evet, B tarafı retake'e bırakıldı bu round'u. Aktif bir karar var. Savunmada Supermassive Blaze'den ve hala öyle ki Fireflux'da net bir B hücumu gerçekleştirecek. Burayı retake'e bırakırken yani Poro'nun da bir ultisi yok. Russ önde top of box'dan karşılayacak. Oraya doğru Spectre ile birlikte geldi. Ya buradaki yatırım gerçekten biraz farklı. Ekstra paraları var. Kurabildiler ve Brasco kurduktan sonra geriye kaçabilecek. Sochni'de bir avcı hitleti görüyorum. Önde Paura. Çok kritik bir risk. Eş zamanlı olarak dediğin gibi Brave düşürüldü. Türko'nun ultisi kullanılabilir mi diye bakıyorum. Çok zor. Yalnız Lurs çok kritik bir kill verdi. Bununla birlikte silah dalınabilir. Sochni de geride. Bunu da biliyorlar. Site'ın içerisinde yani sadece iki oyuncu var. Sochni'nin şok okunu kullanacak. Kendisinin ultisi var. Düşmemesi şart. Lawrez Brasco'nun ultisinden faydalanmaya çalışacaktır. Uçururuyor. Burada gelen ulti Paura'dan harika bir tek. Brasco ultiyle etkilediği oyuncular söz konusu. Şimdi Spike çözülemiyor. Yine Sova ultisinden bahsetmiştik. O Sova ultisi gelecek. Yarıya kadar almaya çalışıyorlar. Yarıya kadar aldılar. Çok geride Sochni. Bu round'u geri çeviremeyecekler. Yetişmesi mümkün değil. İmkanı yok. Bu round'u çaldılar. İnanılmaz bir round çaldılar. Fark kapanacaktı. 2'ye çıktı. Yani gerçekten Fireflux... Bir ultisi Sova ultisi yok artık. Üst üste roundları kazanırken ne kadar kritik roundları nasıl şekilde kazandığını bir kere ne yazmalı. Sociable'ın ekstra oyunları var. Lawrez'in geçen 1v1 kılıcı var. Ama yani kaybedilen round gerçekten çok ucuz.
Power'ını da iki Sheriff Hatchet'ı. Tabii yani round'u ben Power'a yazarım. Evet. Yani açılış gerçekten hani round da kaybettirebilirdi. Bu riski aldı ve sarı üzerindeki oyuncuyu vurmayı başardı. Jayne bir de tabii arkadaki oyuncuyu da ulti kullanırken yakalıyor. Gerçekten iyi bir oyun Power'dan. Easy. Yine Vandal'la bekleyecek. Drone onu işaretledi. Sage'i de görmüş olabilir. Rust da hemen drone'unu kullanıyor. Ay içerisinde 3 tane savunma oyuncusu Supremacy Blaze ekibinden. Ve A'yı zorlayan bir Fireflux var ama drone birçok oyuncuyu tespit edince tabii ki biraz daha temkinli davranmak isteyebilirler. Ya Lurs çok yakın. Bir anlık timing şu an round'a mal olabilir. Bu kadar yakına geldiğini biliyorlar mı? Çok emin değilim. Rotasyon buraya doğru kaydı. Ve Lowres entry'yi bulunca işler biraz daha karışacak. Bakar mısın? Lurs hamle yapmaya başladı şimdi. Ama Lurs'u gören Ross Cat tarafından çok dikkatli. Bu bir sıkıntı olabilir. Çok dikkatli Ross da düştü. Değil. Turco her iki tarafta arkadaşlarını kaybediyor ama site arkasında ultiyi kullanabilecek bir pozisyonda değil. Kaldırıldığı gibi arkadaşları düşerler. Oo. Zaten artık bu da ihtimal dahilinde değil Sochni. Çok hızlı. Reaksiyon iyi. Turco da gitti. Artık bu roundu geri çevirmek imkansıza yakın. Power'a ses vermeden çıkmayı başardı. İlk kafayı gördü. Bir headshot geldi. Site içerisindeki oyuncunun farkında. Sadece 5 can. Arkadaşı da düştükten sonra artık onun da pek bir fırsatı kalmıyor. Bu silahı korumak isteyecek. Yani Paro şu an tabii Connector tarafından tüp önüne kadar geldi. Burayı yine oynama imkanı olsaydı eğer Paro'nun oynamak isteyebilirdi. Ama ultisi de yok. Herhangi bir yeteneği kalmadı zaten. Geriye doğru alarm botunu bıraktı. Yani bir nono sürü işleri belki değiştirebilirdi. Ama canı da yok tabii ki. Uzak mesafe düellosunda kazandıktan sonra yeri çok belli. Wolbank yemişti. Şimdi 10'a 9 Alver roundu ama tabii Supermassive Blaze geçen roundu bir half buy'da kazandığı için yine buy yapma fırsatı olacak. Ve 20. rounda doğru ilerliyoruz. 3 oyuncu yaşayarak kazandı eş zamanlı olarak, bunu da söyleyelim Fireflux adına. Yani onlar için hedef roundu gayet istenilen şekilde kazanıldı. Ama A'da alınan gerçekten Lowres'ten çok ince bir entry var. Lowres'in enterisi tabii bir çift operatör zincirleme yarattı. Çift operatörü yani çok az görüyoruz. Evet. Çok az görüyoruz. Buna başvurabilecek yeteneklere sahip Supremacy Blaze oyuncuları. Easy ve Russ ikisi de A-side'da bu operatörlerle birlikte. Easy hasar alıyor ama Russ ikinci kez fırsat geldiğinde bu operatörlere fırsatı kaçırmadı. İkisinin de canı az artık. Easy üçüncü operatör vuruşu bu sefer ıska değil. İki tane kill ve dash yok. Buradan kaçabilecek mi? O nasıl kaçtı? Buradan kaçıyor ancak Lurs. Arkasında oyuncu var. Lurs tamamen Easy'ye odaklandı. 2v5. Yine Sochni, yine Lowres. Yine killer gelmeye başladı. 1v3 Sochni. Lowres 2 tane vurdu. Kendisinin 3 tane vurması gerekecek ama Türk ultisi var. Brave ultisi var. Spike yerde. Ve nerede oldu aşağı yukarı belli. Brave. Ya Brave ultiyi... Ultiden daha doğrusu vazgeçti. Kol göstermeye devam ediyor Poro. Orada Sochni de tetik disipline sahip ama geçmeyi başardı. Şimdi Nano sürüyü hemen açacak. Bu esnada Brave'e de zaman yaratmaya devam ediyor şu an savunma ekibi. Arkaya doğru cross koydu bir yandan. Brave de zıplayarak info almaya çalışıyor. Bir asist havuzu saydı önüne doğru ve Porra hamle yaptı. 11'i buldu Supermassive Blaze. Fireflux önünde. Ve çok kredi yoktu Arican. Çift operatör. İnanılmaz yani bir çözüm oldu. Fireflux'da çok kredi yoktu. Şimdi ne yapacaklar çok emin değilim. Easy Russ. Operatörlerle kilitlediği hücumu, o kredilere bakacağız şimdi. Bir mola geliyor. Fireflux ekibinin artık yani molayı almaması biraz kabahat olurdu bu noktada. Ancak yani bir drop bakıyoruz. Gelmişti evet. O Shibble'dan. Krediler de yerinde aslında. Yani zırhı herkesin neredeyse tam, sadece Lurs yarım zırhla oynayacak. Bir tane yeteneği eksik görüyorum. Şöyle bunu yani kaybederlerse özellikle Spike Plant'i olmadan yani son round'da yani Supermassive Blaze 12'yi bulduktan sonra eğer bulurlarsa 12-9'da Fireflux'ın imkanları çok daha kısıtlı olacak. Yani Sochni'den bir operatör gelebilirdi çünkü rakibinizde savunmada 2 tane cross koyan operatör olduğu için yani bir şekilde durumu dengelemeniz lazım. Ama Sochni'den gelen tercih şu an için Sochni'ye drop, kendine de light armor'lı bir Vandal. Çok yani şimdi şöyle bir durum zor var. Zor bir karar. Çift operatör çok ideal gözükmeyebilir her zaman. Ama hücum ekibi için şu biraz gerçekten
zor olacak. Ne zor olacak? Bunun çözümünü bulmak kısa vadede. Çift operatörü çünkü yani, çok farklı yerlerde yok. Kullanabilirler. Şu an inceleyip analiz yapabilecek şansın yok evet. Çift operatöre karşı. Ve şunu da belirtelim. Power ultisi var, Turco ultisi var, Ras ultisi var. Diğer yandan sadece Laures ultisi var, gerektiğinde Easy ultisi de var. Ve şimdi operatörlerden bir tanesi B'de. Direkt tüp üstüne gitmek istedi. Soulshivel ortadan ilerlemeye çalışıyor. Takım arkadaşlarını önderlik edecek. Biraz oyunu açma niyetinde takımın yıldız ismi gelen bir flash söz konusu. Ras burada bekliyor. Bir duman bulutu söz konusu. Soulshivel çıktı. Ras onu düşürdü. En büyük tehdit ortadan kalkmış oldu. Laures ultisi var ama nerede Laures? Laures hemen yanında. Şu anda cesedin ve ekini de çıkardı. Power'a gelecek bir flash. Geride Power 3 kill bile alabildi ama Brasco bir şekilde hazırlıklı. Turco'ya bakıyor her şey. Her şey Turco'ya bakıyor. 3v5 ve Brave arkadan geliyor ama Turco düştü. Brave kill çıkarttı. Easy de B tarafında. Supermassive Blaze kaydı gitti Bront'ta. Fireflux ekibi takaslı girişlerle birlikte harika bir round kazanımı gerçekleştiriyor. Bu kadar fazla oyuncu varken Supermassive Blaze'de de bu silahları korutmak istemeyecekler. Orta bölümde ilk kill Rast'tan geldi yine operatörle. Çözümü nasıl buldular diye soracak olursan Fireflux direkt ortayı yararak bu çözümü üzerine buldu. Gitmek istediler. Evet. Evet. Ve ortayı da yardılar gerçekten. Ras ilk kili çıkardı. Ama Laures'in ultisi muhtemelen düşünüldü. Yani jet olsaydı buradan daha farklı bir sonuç çıkarabilirdi tabii ki. Ama sovayla kaçabileceği bir yer yok vuruşu da kaçırdıktan evet. Sonra. Yani özellikle hani cross koymak yerine biraz daha hamle yapmayı tercih edince solundaki oyuncuyu zaten fark edememişti duman bulutundan dolayı. Yoksa Ras entry'yi bulurken gayet rahat gözüküyordu. Şu da var. Hamle yani, yapan oydu aslında. Brave arkadan geldi. Turco kill çıkarsa, Power kill çıkarsa ikisinden biri. Özellikle Turco'nun ultisiyle round yine farklı yerlere gidebilirdi. Kesinlikle. Katılıyorum sana. 11-10. Bu mid yarma operasyonu şimdi unutulacak. Yeni bir rounda giriş yapıyoruz. 22. round. Son roundlara doğru ilerliyoruz. 24 round kesinlikle göreceğiz gibi gözüküyor. Eğer Fireflux bir tane kazanırsa ve operatör izi de korunabildi. Şimdi yine Dash ile birlikte tüp üzerine doğru ilerliyor. Bu sefer tarihi erken kıracak ve tüp içerisinden oyun yapma potansiyeli yarattı takımına. 5v5. Brave önde bekliyor. Soulshivel tüp üstünde yine geçtiğimiz roundda olduğu gibi yaklaşık 30 saniyeyi geride bıraktık. Lurs buraya yeteneğini bırakıp geriye doğru çekilecek Brave. Oldukça agresif bir pozisyonun içerisinde ancak karşısında en azından yakınında herhangi bir rakip söz konusu değil. Ve işin ilginç yanı A-Site içerisinde de kimse yok savunmada. Yani A tamamen tabii Power'ın tecritiyle birlikte retake'e bırakılmış durumda. Şayet eğer Fireflux A'ya plant alırsa arkadan gelebilecek iki tane oyuncu mevcut. Yani Easy'de bir operatör var. Özellikle arkayı kollayan oyuncuları cross koyarsa fena sonuçlar çıkmayabilir Supermassive Blaze için. Geriden gelmeyi kabul etti. Brave'in arkadan ilerleyen tek isim. Turco'da bir ulti var tabii ki. Şimdi tecrit öncesinde bir drone. Ulti de Rast'tan gelecek. Muhtemelen eş zamanlı oyunlar geliyor. Şimdi taglendi bir oyuncu. Soulshivel'ı ulti kullanılıyor. Ve kill çıkarttı Rast. Bir de blind atış. Bu sefer isabet yok sanıyorum. Ve yarıya kadar aldılar. Çözüm yok. Soulshivel'ın ultisi yok. Çözecekler. Buna engel olamayacaklar. Power altı. Ve inanılmaz bir şekilde Easy'de bıçaklarla iki kill çıkardı. Uçarak üçüncü kill'e de ulaşıyor. Easy. 12-10. Taklacı Easy. Süzülmeye devam ediyor. Yani çok ucuz round. Çok ucuz round. Fireflux önde kabul etmesi gerekiyor bu. Ya bu kadar rahat girdiği site'da rakibinin tecriti olduğunu bildiği için önde kabul etmen gerekiyor orayı. Ama Soulshivel'in dezavantajlı girmedin bu site'a. Tertemiz girdin. Kurup çıkabileceğin bir rakip yetenek kombinasyonu yok. Soulshivel duyamadı da muhtemelen diffuse'u. O ulti de gelemedi. Çok karıştı olaylar. Çünkü Soulshivel'e yakındı. Koştular. Arkaya da kaçamadı. Koştular arkadan da Brave baskı yapıyordu. Brave ilk kill'i bu gap'ten aldı. Lurs çok talihsiz bir şekilde kendisi için düşüyor. Tüp içerisindeki oyunculardan en azından biri tespit edildi. Tüpte yakın biri var Turco. Bunu tahmin edecek mi şimdi fark etti. Soulshivel'ı yakaladı ve bu round'daki ikinci kill kendileri adına. Laures'in de yerini zaten biliyorlar. Maçın sanki son round'unu yaşıyoruz. Bir ufak mucize şart Fireflux'a. Fireflux elenmenin eşiğinde Brave ince bir açı koydu. Cross'u çok zorlandı ama headshot'ı buluyor 5'e 2. Hemen Turco'ya koşacak. İmdadına yetişti Healer.
Ve şimdi A'ya girerken sonuçlu tespit edildi. Brasco'nun düşmesiyle birlikte tek başına takastan sonra Supermassive Blaze yarın lower bracket finalinde aynı zamanda futbolistin rakibi oldular. Üçüncü, dördüncü sıralamasında oynayacak yine düzeltiyorum Fireflux ekibi. Bir sonraki etkinliğe, ana etkinliğe kalmayı başardılar. Ama burası artık onlar için bir son.